Konya'da düzenlenen Aşere Takrib ve Tayyip'e icazet merasimine tarihi Kapı Camii ev sahipliği yaptı. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumanın amaçlandığı kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler sırayla rahle başına geçti. (Gülüyor) 11 kurra hafızın sunduğu Kur'an ziyafeti kulakların ve gönüllerin pasını sildi. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Kur'an öğreniminde gelinen noktaya değindi. Son yıllarda biraz ihmale uğramış olan kıraat ilmi, Konya'mızda da Allah kendisine sağlık afiyet versin, Mithat Aça hocamızın gayretleriyle yeniden ihya edilmeye gayret edildi. Kapı Camii'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Profesör Doktor Erbaş, hafızların sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde başlamış olan bu kıraat ilmi bugün binlerce mezunuyla ülkemizin her yerinde, başta İstanbul olmak üzere Konya, Bursa, Ankara, Rize, Trabzon ve benzeri yerlerde devam etmektedir. Bu ilmin tedrisatı devam etmektedir. 3 yıllık eğitimin ardından icazet almaya hak kazanan 11 hafıza belgeleri takdim edildi. Hafızlar maddi destekte bulunan Abdülhatif Başaşçı, Ankara'nın evlatlar sunucu ve Mustafa Çeşmeci Beyler'in hafızlardır. Törenin bitimiyle ezan okundu. Hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, ailenin önemine vurgu yaptı. Aile hayatı aramızda güven ve huzur bağları. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, kızlarımız, erkeklerimiz bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Tarihi Kapı Camii'nde cuma namazını da Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı.